uzaktan arıyorum. Oo, çok uzak ya. Dün canlı yayına telefonla arayarak Asiye Hanım'a talip olan Ahmet Bey, Bursa'dan arayınca Asiye Hanım sevinçten dans etmeye başlamıştı. Bakalım Asiye Hanım'ın telefondaki talibi Mehmet Bey bugün programımıza gelecek mi? Asiye Hanım talibine ne cevap verecek? Birazdan. Seni Seçtim'in konuşması ve yorumlarıyla en eğlenceli adaylarından olan Medet Bey, uzun süredir kalbinin sahibini bekliyordu. Gangnam Style. Gerçekten aşık oldum. Aşık olduğum insana nişan yaptım. O akşam nişan yaptığım akşamı taba askere gittim. Allah geri geldiğimde geri geldiğimde bulamadım. Söylediği her söz stüdyoda espri konusu olan Medet Bey'in, bakalım bugün gelen talibi kim? Medet Bey gelen talibine ne cevap verecek? Az sonra. Open Gangnam Style. Şimdi bu güzel alkışlarınız devam ediyor. Kim için? Erman Bey için geliyor. Hoş geldiniz Erman Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. İyiyiz efendim. Sizler sormalı. Ne şık giyinmişsiniz. Sağ olun. Nereden geldiniz? İstanbul'dan mı? İstanbul'dan. İstanbullu musunuz? Aslen yani, de İstanbullu aslen musunuz? Aslen Erzincanlıyım ama İstanbul'da oturuyorum. Aa, benziyor zaten Erzincanlılara vallahi. Benziyorsunuz. Peki yalnız mı yaşarsınız? Ailemle yaşıyorum İstanbul'da. İstanbul'da aynı yaşıyorum. Ne iş yaparsınız? Pazarlamacıyım özel sektörde. Bir sektörde evet. Çalışıyorsunuz. Yaş olarak? Yaş 30 yaşındayım. 30 yaşındasınız. Evet 30 yaşındayım. Evleneyim mi dediniz artık 30 yaşında? Yani artık dedim evleneyim. Çünkü daha önceden bir kere böyle evlilik için ciddi bir ilişkim olmuştu. Onda da... Yürümedi mi? Yürümedi. Şöyle yürümedi. Bizim uzaktan akrabalarımız oluyordu. O yüzden pek istemediler. Hani artık böyle korku dolu yaşıyorduk. Bir yerden patlak vereceğiz diye. Ki nitekim de patlağı verdik. Aileler biraz istemedi. Olmadı. Hani artık amacım şey, ailesi beni burada görsün. Ben onun ailesini tanıyayım. Uzak hani artık, akraba dediniz bana. Evet uzak. Uzak. Peki akraba evlilikleri aslında çok bizim keyifle baktığımız bir durum değil aslında ama çok uzaksa belki. Yani uzak işte uzaktan dokunuyor hani köyler yakındı falan. Çünkü biz yakın akraba evliliklerini her bir vatansever de aynı şeyi düşünüyor. Karşıyız hepimiz. Peki neydi sizi geçmiş ilişkinizde? İten konu. Niçin yürümedi o ilişki? Niçin yürümedi? Yani şöyle çok laf söz oldu. Hani biz de sürekli bunu saklayarak devam ettirdik ilişkiyi ama belli bir süreden sonra tabii seçim yapmak gerekiyordu. Benle ailesi arasında bir seçim yapmak gerekiyordu. Sonuçta ailesini seçti. Bir şey de diyemiyorsun. Sonuçta ben ona göre eloğluyum. Kız da mecburen ailesini seçti. Öyle severek ayrıldık. Hani şimdi de. Ama ne var biliyor musunuz? Dedi ki bana bir yıl, değil mi? Bir yıl beraber olmuşsunuz. Bir yıl bir ilişki gerçekten dolu dolu yaşandıysa ciddi bir yaşanmışlık bırakabilir. Sonra kolay bitiyor mu böyle? Yani zor geliyor bana ya. Öyle bir dönem beraber olunca bitmiş ilişkilerin arkasından konuşmak. Yani acın dindi mi senin? Yani zaman zaman tabii aklıma geliyor. Mecburen bazı ortamlarda denk geliyoruz. Düğünde, dernekte. Hani sadece uzaktan bakabiliyoruz artık birbirimize. Ama onun haricinde yapacak bir şeyimiz yok. Sonuçta bitirmiş, kararını vermiş. Tabii her yaşanan bir ilişki bir emektir. Ama sen bitirmişsin, noktalamışsın. Şimdi yepyeni ufuklara, yepyeni denizlere yelken açmak için seni seçtiğime gelmişsin. Evet. Nasıl bir kız gelmeli sence sana? Ya şöyle söyleyeyim. Hani tamamen dürüst olmalı. Benden önce ne yaşamış beni ilgilendirmiyor. Hı hı. Önemli olan hayatına
birlikte başladığımız zamanki anlar. Bunun haricinde sevecen olsun. Ben çok böyle konuşmayı, gülmeyi seven bir insanım. O da mizah olarak yakın olursa hiç sorun değil. Ne yaparsın yani gün boyu? Hani sevecenim, gülerim falan diyorsun. Yataktan güle güle oynaya oynaya mı kalkarsın? Ne yaparsın yani? Nasıl yaşamını sürdürürsün? Bir 24 saat senin için ne demektir? Ben böyle arkadaşlık ortamlarını falan çok severim. Gezmeyi severim. Çok fazla... Sosyalsin yani. Tabii. Hı hı. Çok fazla mesela uyumam. Hani çünkü ben... Az mı uyku uyursun? Az uyuyorum. Hem işim gereği hem de çünkü yarının olmayacağını düşünüyorum. Hani o günü doya doya yaşamak istiyorum. Ay ne güzel. Bir de şu işi ben öğrensem az uyku uyumayı. Hiç beceremiyorum. Kaç yaşına geldim, nine olacağım, hala çok uyku uyuyorum. Hani yaşlanınca az uyurmuşsun derler ya. Peki ne burcusun Erman? Soralım Egemen'e. Seni biraz da o tanısın. Nedir burcunuz Erman Bey? Pervin'le. Terazi. Terazi. Evet. Duygusal, romantik ama karar verme mekanizmasında biraz çatışmalarımız vardır. Çok kendinize ait böyle bir stiliniz, tarzınız var. Çok tarz bir yapınız var. Yüz ifadeniz, oturuşunuz. Çok aynı zamanda içinizde duygusallık taşıyan teraziyi yansıtıyorsunuz. Ama yükselen burcunuz bence aslan ya da boğa ya da kova. Çünkü iri yarı yapınız teraziler renkli gözlü olurlar ve daha minyon tiplidirler. Bu sizin yükselen burcunuzun sizin üstünüze daha baskın olduğu ve fiziksel ifadeniz öyledir. Siz hava grubundan kova, ateş grubundan ikizler ve aslanla çok iyi anlaşırsınız. Ama duygusal olduğunuz için karşınızdan da aynı romantizmi beklersiniz. Daha önceki ilişkinizdeki kişinin burcu hatırlıyor musunuz? Başak. Toprak grubu, çatışmalar yaşarsınız ki yaşamışsınızdır. O yüzden de size daha çok ateş grubu. Ateş grubu biraz çünkü duygusallık katar size. Daha aşkla ilgili titreşimlerde daha yüksektir. Hava grubu, ateş grubu sizi mutlu edecektir. Doğrudur. Nasıl bir kız gelsin sana yapı olarak? Fizik olarak? Yani ben, İş güç olarak? Çalışsın. Yani ben çalışmayan bir insanı hani olur belki işlerinden dolayı şu an nasıl terletti onu biliyor musunuz? Nasıl terledi? Evet. Ama çalışmasını isterim. Çünkü çalışan insan daha sosyaldir. Hani aferin sana. O yüzden bir kadın her şekilde çalışmalı değil mi? Dış görünüşüne pek önem vermem. Yani yeter ki anlaşabileyim. Aynı şeyleri konuşalım. Yani geri geldiği zaman benimle oturup tartışsın. Hani her söylediğimiz susmasın. Ama dış görüntüde kısmen etkilidir ya. Yani hep böyle derler ya, görüntüye önem vermem. Verirsiniz, yalan söyleyeyim. Hele ki erkekler çok verir. Hele öyle de, mi Pervin? Hele de bu kadar kendine özgü bir tarzı ve stili olan bir erkek dış görüntüye önem vermeyecek İbrahim. Peki. Bir de merak, bu soruları sormayı çok seviyorum biliyor musunuz? Hangi soru? Şeyleri çok seviyorum, herkese. Özellikle erkekleri. Eşini mutlu etmek için ne gibi hareketler, neler yaparsın? Çok enteresan şeyler geliyor çünkü bazen. Mesela sen ne yaparsın? Romantik bir erkek olduğunu düşünelim ki öyleyim diyorsun. Ne yaparsın ona böyle özel bir şey? Çalışmadığım yerden geldi ama. Çalışmadığı yerden gelmiş. Yani ben küçük şeylerle mutlu olmayı seven bir insanım. Yani küçük sürprizlerle de karşımdakileri mutlu ederim. Örneğin çok tartışmalı bir konu içinde cebimden çikolata çıkartır veririm. Çikolatanı yedikten sonra konuşalım derim. Ha, şey mutluluk salgısını alsın diye önce. Hani... Güzel bir yöntem. Bak bunu sevdim. Önce mutlu edeyim, sonra da sonradan zaten yapacağım sürprizi söyleyeyim ki her şekilde beğensin diyorsun ya da öyle mi? Yani her şeyi yapabilirim yani. O an aklımdan ne geçiyorsa sırtımı alır koşarım yani. Hadi ya. Yani sırtını alıp koşar mısın? Koşarım. Ay, düşünsene kadın mini etekleri giymiş, ince topuklarını saçın başını yaptırmış, kocasının sırtında sokakta adam koşuyor. Ama hoş bir şeyler bunlar biliyor musun? Bunları yapabilmek bence güzel. Yani bunları sağlayabilmek, öyle bir ortama girebilmek çok keyifli değil mi? Çok çocuksu ama çok keyifli anlar. Daha ne yapabilirim diye düşünüyor arkadan. Düşünüyor daha şu neler an. Neler yapabilirim? Terazi farklı olan kişileri farklı, diğer insanlardan daha farklı kişileri sever. Duygusal ilişkide kendi farklı jestler yapar. Yapar mısınız öyle jestler? Çok farklı şeyler yapar karşısındaki sevdiği insana. Yaparım.
Mesela neler? İşte yani o an aklıma ne geliyorsa onu yaparım. Hani önceden planlanmış bir şey yapmam. Çok suskun, böyle ani sürprizleri sever. Var mıdır sizde o şekilde? Yani aslında yaptığım zamanlarda oldu mesela. Kafenin içinde otururken böyle saz söz çalan arkadaşlarım oluyordu, müzisyen arkadaşlarım. Birden onlar kafeye girip çalıyordu, kalkıp dans ediyorduk. Yani kaldırıp dans ediyordum. İşte aslında terazi için derler ki terazi görselinden dolayı dengesiz de haşa dengesizliğidir. Çok duygusal, çok romantiktir. Ani çıkışlar yaptığı için aniden sürükler insanları. O yüzden insanla karşısındaki insan biraz kafası karışabilir ya da hazırlıksız yakalanabilir. O yüzden o tip konularda daha ataktır ki gençsiniz. O yüzden o tip atraksiyonlarınız fazladır bence. Evet. Peki vücut dili sana bir şey veriyor mu? Ben kendi de birkaç kelime söyledi. Onlardan da yakaladım. Notlarım arasında var. Sakin görünüyor ama içten içe de şöyle bir duygu içinde. Az uyumasından da onu yakalıyoruz zaten. Sanki bir şeyleri kaçırıyor. Çok uyursam hayatımı kaçıracağım. Bir şeyler akıp gidecek. Evet, bir şeyleri kaybedeceğim diye böyle sürekli bir endişe içsel, iç o dünyasından bahsediyorum. Gibi bir yatacak 24 saat uyuyacak. Halbuki uyu rahat rahat. Peki. Peki ne yapalım Ahmet? Maddi anlamda ne bekliyorsun gelecek kızdan? Onu da soralım sana. Çünkü yani, bilsin gelen. Maddi anlamda onun kazandığı benim. Evet. Onun kazandığı yani zaten durum belli. Yani ülkenin durumu belli. Yani çok fazla şeyler isteyemeyeceğim karşımdan gelene. Hani en azından kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kadar kazanıyorsa benim için yeter. Evet. Peki. Peki. Seni böyle alacağım Erman. Tamam. Böyle. Bir de şöyle fiziki anlamda çok önemli değil dedin ama gerçeği söyle. İçinde ne yatıyor? İçinde ne var? Yani boyu yakın olursa bana sevinirim. Ha. Yani ne kadar benim kadar yakın olsa olur mu? Olur. Yetiyor yani. Mu benim boyum sana? Yeter. Peki. Ne desin şimdi, benim yüzüme yetmez mi desin çocuk? Sonra? Sarışın, kumral, esmer fark etmiyor yani. Fark etmiyor. Fark etmez. Güzel olsun diyorsun ama. Yani tabii kendine baksın en azından. Peki, bir işi gücü olsun diyorsun. Olsun. Çalışsın diyorsun. Kerse'nin evin var mı? Benim var. Senin evin var. Var. Ev probleminiz yok. Yok. Kira probleminiz yok. Yalnız yaşayacaksın. Tabii. Ailenle oturmayacaksın. Hı-hı. Evet. Bu durumda seni beğenen adayları, talip olan adayları, yani senin taliplerini bekliyoruz sana aday olarak. Çok teşekkür ediyoruz. Aramızı alıyoruz hocaya. Hoş geldin. Bu arada efendim diyorum ya, hani hep hatırlatma yapacağız, adaylarımızı unutuyoruz zaman zaman, uğrayamıyorlar diye. Benim burada bir adayım daha var, hatırlayacaksınız, Mehmet Dağ. Hani burada çiğ köfte yapmıştı bize. Çok da eğlenceli olmuştu. Mehmet, çok dandır gelmiyorsun. O yüzden diyorum ki seninle de ilgili bir geçmişi hatırlayalım, ne dersin? Olur. Hatırlayalım mı, seyredelim mi seni? Tamam. Hadi bir Mehmet'i seyredelim. Tekirdağ'da yaşayan Mehmet Bey, mutlu bir yuva kurmanın özlemiyle Seni Seçtim programına katılmıştı. 38 yaşındaki Mehmet Bey, bugüne kadar hiç evlenmemişti. Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Bey'in farklı hünerleri de vardı. Çiğ köfte yapımında usta olan Mehmet Bey, stüdyomuzda bu hünerini göstermiş, Seni Seçtim'de tadına doyulmaz bir çiğ köfte günü yapılmıştı. Tüm bunların dışında müziğe de gönülden bağlı olan ve müzikle uğraşan Mehmet Bey, bakalım aradığı mutluluğu Seni Seçtim'de yakalayabilecek mi? Efendim gördüğünüz gibi Mehmet Dağ içinde taliplerini Mehmet'in bekliyoruz. On parmağında on marifet, şarkı söyler, türkü söyler, çiğ köfte yapar. Çok da eğlenceli, sapasağlamda bir çocuğumuz. Mehmet, kriterlerini ver sana, nasıl hanımlar gelsin bir daha söyle. 32 yaşındayım, hiç evlenmedim. Urfalıyım. Şu anda anam da beni izliyor, rahatsızdır evde. Anasının ellerini öpüyoruz, evet. Buradan. Evet. Anasına saygılar, sevgiler gönderiyoruz. Anam şu anda bizi izliyor. Ben artık Urfa'da yaşayacağım. Benimle Urfa'da yaşayacak bir bağım.
İnşallah sana Urfa'da yaşayacak. Safa sağlam bir kızımız gelecek. Peki bu arada adaylarımın arasında eli şöyle ama hep gözü bende olan kim var sizce? Tabii ki Asiye var. Tabii ki Asiye var. Bak Asiye. Asiye var dedim ayağa kalktın. Kız sen ne meraklısın, ne koca.